Anneanne. Biz gerçekten Antalya otobüsünde miyiz? Ay, tabii ki hayır. Ama otobüs yolcularla dolu. Kızım, Cem'le Ceren şüphelenmesinler diye. Ama ikisi de müzik dinliyor. Hala uyumadılar ki. Ya evrenin başka bir köşesine gittiğimizi anlarlarsa korkabilirler. Anneanne. Efendim. Biz niye otobüste gidiyoruz? Kızım sen salak mısın? Biraz önce anlattım ya sana. Öyle değil yani. Niye uçakla gitmiyoruz? Çünkü Cem uçmaktan korkuyor. Nedense ne saçma bir şey. Panik atak yaşıyormuş. Her yere otobüste gitmek istiyor. Aman boş ver. Zaten biz her şekilde uçuyoruz. İyi dedim. Birazdan peri hostes servise başlayacak. Onlar ne içerlerse içsinler uykuya dalacaklar. Bir uyanacaklar harika bir kumsaldayız. Çok heyecanlı da. Anneanne ben nasıl gireceğim denize? Tamam hallederiz. Oldu bitti. Gülme be. Senin başına gelince seni de göreceğiz. Çok güzeldi mi? Hem de nasıl? Ya ben hepinizden çok özür dilerim. Ya benim yüzümden böyle uçakla değil, otobüsle gidiyoruz. Olsun ya. Otobüs yolculuğu daha zevkli bence. Canım benim. Keşke siz de peri olsaydınız. Ne korkunuz kalırdı ne de böyle dertleriniz. Yolculukla ne alırsınız? Sağ olayım. Yolculukla ne alırsınız kızlar? Teşekkürler. İyi olduk. Teşekkürler. Ben bir su alayım. Sen ne içiyorsun Ceren? Ben de vişne suyuyla kek. Anlamadım ama çocukları şu ana kadar gördüğüm en güzel tatil yerine götürüyorsun. Çünkü onlar benim bir tanem. Ne sandın? Sen asıl orada nasıl zaman geçireceğimizi gör. Bizi izlemeye devam et. Öptüm seni. Görüşürüz. Betüş Hanım. Betüş Hanım. Efendim Firuzeciğim. Zeyno Hanım geldi. Ay bugün de mi geldi? Bugün de. Ey tamam sen in ben geliyorum arkadan. Geliyor Betüş Hanım Zeyno, geliyor merak etme. Ay, bu sefer yakaladım ya, çok sevindim yani evden çıkmadan. Nasıl? Bana kızgın mı hala yoksa yumuşadı mı biraz? Yok. Betüş Hanım öyle ikinci biri değildir. Merhaba Betüş'cüğüm. Merhaba, hoş geldin Zeyno. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ay, otursana. Ay bana kızgın olduğun nasıl da belli hala. Ya vallahi isteyerek olmadı. Yok canım. Olmuş, geçmiş, bitmiş bir şey. Artık üstünde durmanın bir manası yok değil mi? Doğru söylüyorsun ama ay, ne olursun böyle soğuk davranma bana. Ben yani bu adeti bilmediğinizi nereden bileyim yani? Hiç kimse vurmadı falan deyince ben manyak mıyım? Durduk yerde gelip kızcağıza bir tane yapıştırayım canım. Hani biliyorsun kadınlık zordur. Böyle genç kızlıktan kadınlığa geçişte ya bir sürü çileler, sıkıntılar yaşar kızlar ya. Ay öyle oluverdi işte ya. Benim kızlarım o çileleri yaşamayacak Zeyno. Nasıl çocuklar yetiştirirsek büyüyünce öyle kadınlar, öyle adamlar olurlar. Ay, ilahi Betüş vallahi doğru söylüyorsun. Yani kitap gibi konuştun ama. Yani şimdi biraz da gerçekçi olalım değil mi? Yani sen de kadınsın, ben de kadınım. Çektiğimiz sıkıntıları biliyorsun ayol yani. Her şey bizim üstümüzde yani. Bir kere sen her gün kafeye gidiyorsun hayatım. Oradaki kadınların konuştuklarını falan duymuyor musun Allah aşkına? Sen kendine örnek al bir kere. Yani
Eve para getiriyorsun. Çocuklarla ilgileniyorsun. Temizlik yapıyor, yemek sende. Sonra ne bileyim akrabaları falan da idare etmek sende. Kayınpeder ayrı, teyze ayrı, dayı ayrı, akrabalar ayrı yani değil mi? Biliyorum ben tamam senin yetiştirdiğin çocuklar büyüyünce harika insanlar olacaklar ama... yani kadınlık da zor, zor yani. Ne olacak? Sanki dünyayı mı değiştirecekler canım yani? Kadınlık dün neyse bugün de öyle, yarın da öyle olacak. Gerçekçi olalım. Nereden biliyorsun Zeyno? Belki de ben dünyayı değiştirecek çocuklar yetiştiriyorum. Mümkün tabii yani. Oh ne güzel. Şunlara bak. Gece gündüz deliler gibi eğleniyorlar. İşte böyle. Hayatım elma kız olarak geçti. Şak 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 bravo. Bana bravo. Ay düşme maymun. Ben maymun değilim ki fareyim canım benim. O zaman git. Elma kız. Merhaba Zeytin'cim. Nasılsın? Sihirlerim yok. Sen nasılsın Betül? Ben iyiyim de. Sen bana biraz kızgın mısın? Kızgınım. Kızma lütfen. Bak biz de küçükken hep böyle cezaları alarak büyüdük. Ama ileride bu cezaları gülerek hatırlayacaksın. Ama Dudu gülerek hatırlamıyor. Dudu Alan belki de hala dersini alamamıştır ha. Peki 100 sihrini geri almaya kaç tane kaldı? 49. Zeytin topla gitsin oyuncaklarını çıkalım kızım. Ah geldiniz mi? Ay geldim Firuze sorma o kadar yoruldum ki. Cem yok ya kafede bütün işler Barış'la bana kaldı. Sen çıkıyor musun? Çıkayım artık yemeğinizi hazırladım. Sadık Beyler de geldi zaten. Ay canım ellerine sağlık teşekkür ederim. Yarın görüşürüz o zaman. Ne demek iyi akşamlar. İyi akşamlar Zeytin'im. Ne olur yüzünü asma. Bak az kalmış. Çok az kalmış. Elinde sonunda bütün sevgilerimi geri alacağım. Göreceksiniz. Hadi bakalım iyi akşamlar. Kızım sen de iyi akşamlar desene Betüş teyze. İyi akşamlar. Bakalım. Ay ben geldim. Hoş geldin hayatım. Ay kusura bakmayın beklettim sizi ama kafede işler biraz uzadı da onun için ancak gelebildim. Ay aşk olsun. Başlamamışsınız beni beklemekten. Aşktan ölmüşsünüzdür siz. Vallahi midemiz kazındı hayatım. Sen hemen üstünü değiştir gel yiyelim. Tamam. Hayırdır sen dalgın görünüyorsun Betüş? Ay sorma Yavuz ya. Öğleden beri çocuklarla konuşamadım da onlardan haber alamayınca böyle iyi hissetmiyorum. Aa, merak etme merak etme. Ben konuştum. Keyifleri gıcır. Evet ben de Toprak'la konuştum. Neredeyse ağlayacak dönecekler diye. Ay çok sevindim. Yani annem şu okullar açılmadan yapabileceği en güzel şeyi yaptı çocuklar evet, için. Evet ya hakkını yememek lazım kadıncağız. Yani biz Yavuz ne zaman işten izin alıp da çocukları tatile götürebilecektik ki değil mi? Aynen. Hadi siz geçin başlayın. Ben hemen üstümü değişip geliyorum. Tamam. Hadi. O tatil bir olaysız bitsin. Ben başka hiçbir şey istemiyorum. Baba! Baba! Babacığım! Efendim kızım, burada mısın? Babacığım? Sen niye yalnızsın? Diğerleri nerede? Ben bugün çok güneşte kaldım kızım. Sihirli yolculuk yapınca hızdan tansiyonum çıkıyor. Odada kalayım da istirahat edeyim dedim. Çocuklar son geceleri diye diskoya gitmek istediler. Annen görünmez olup arkalarından göz kulak olmaya gitti. Periliçe ile Perihan da yanında. Bir sesten hatırlarını sor istersen. Aa, onlar da mı orada? Görüyor musun? Bak bu kız fakültenin en güzel kızıydı abi. Hadi ya. Vallahi billahi. Ha. Biraz kilo almış ama farkındaysan. E tabii ya bizim kızlarımız öyle oluyor. Gençken sana sorun şimdi oluyor. Ha aman iyi
oturdunuz mu sofraya? Sevindim çok. Ne oluyor, ne bakıyorsunuz öyle? Şey, fotoğraflara bakıyoruz. Kimin fotoğrafları? Ya benim fakülteden arkadaşlar İzmir'de buluştular da ben gidemedim. İnternete fotoğrafları koymuşlar. Bak, görüyor musun? Neyse işte, onlara bakıyoruz. Geçen gün sen internette fotoğrafını gördüm ben. Ceren'i arkadaş olarak eklemişsin, o gösterdi bana. Ya evet, işte ben, Toprak, Eda, eskilere ait ne varsa koydum oraya. Ya Yavuz, şey soracağım ya. Ya bu nasıl bir site bu? Ya bütün herkes buna üye. Benim arkadaşlarım soruyor bana hesabım var mı filan diye. Niye? Aman Sadıkçığım, sen anlamazsın. Bunlar teknolojik işler abicim. Hiç bulaşma. Ondan sonra ben şifremi unuttum. Yok şu kişiyi ekledim. Kim ki bu falan filan. Bu sorularla geleceksin bana. Yani beni uğraştırma lütfen. Ya yapma abicim, niye ya? Ben de belki senin gibi böyle üniversite, lise, ortaokul, hatta ilkokul arkadaşlarımı bulacağım orada. Ya eski sevgililerini filan mı bulursun acaba? Yani bravo Betüş ya. Vallahi hiç aklıma böyle bir şey gelmemişti, aşk olsun. Ya öyle deme Sadık. Ben kafedeyim. Bütün gün görüyorum müşterileri. Hep bu konuyu konuşuyorlar. Eski sevgililerini mi bulanlar? O siteden yeni arkadaşlıklar mı kuranlar istersiniz? Oo, neler neler duyuyorum ben. Tabii canım. Ben kesin Ayşe'yi bulurdum. Değil mi? Hatta evlenmemiştir bile. Soyadı aynıdır. Evde kalmıştır değil mi? Ay ne huysuz kızdı ama, değil mi? Aa bak bak bak. Heveslendi mi ne? Yok yok, neyse tamam, uzatmayalım çünkü yapmadığımız bir şey yapacağız, tartışacağız. Onun için boş ver. Ya şu teknolojinin hakikaten gözünü seveyim ya. O ne güzel fotoğrafları. Sanki görmediğin yerleri görmüş gibi oluyorsun değil mi? Neyse hadi başlayalım o zaman. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun. Oh be. Vallahi bitmiyor. Bitmiyor dediğimiz hafta sonunda bitti ya. Oh çok şükür. Ay yarın çocuklarımız geliyor. O kadar mutluyum ki. Çok özledim onları ya. Ya onlar olmayınca ev ne kadar sessiz değil mi? Ya 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 ya, bir hatırlatma şimdi Allah aşkına ya. Şimdi ah canım benim bak ya. Yani şimdi bak, yarın oğlum gelecek, ondan sonra da evine gidecek yani. Hem sevince hem böyle hüznü bir arada yaşayacağım ya. Aman. Ay Sadık, sen de hala alışamadın şuna ya. Kaç ay oldu hayatım? Olmuyor hayatım, alışamıyorsun. Kolay bir iş değil yani. Hayatım, canım. Bak zaten bir gün hepsi çekip gidecek bu evden. Ya ne olursun o kadar uzak günleri şimdi hatırlatma bana. Yani vallahi bak, erkek adam ağlamaz demez. Hüngür hüngür ağlarım şimdi ya. Ya düşünsene, bir gün bunlar başka şehirlere, hatta başka ülkelere giderlerse biz onlarla nasıl görüşeceğiz ya? Ya internetten mi, o sanal ortamdan mı görüşeceğiz? Lütfen yani. Sadık, hı? Sen yine döndün, dolaştın, lafı internete getirdin. Hı? Yani vazgeçemiyorsun bu internetten. Sana ne demeli? Ben konuyu açtığım zaman yüzün düşüyor. Bak bence sen ne yap biliyor musun? Kendine bir sayfa aç, internetten eski arkadaşlarını bul, konuş onlarla, yani görüş. Ya bir ne var bunda ha? Benim bütün eski arkadaşlarım faniydi. Hiçbiri buralarda değil ki bulabileyim. Aman şaka yapıyorum hayatım. Ne istiyorsan yap. Hadi bir an önce uyuyalım. Çabuk sabah olsun, çocuklarımıza kavuşalım ha. Uyuyalım benim bir tanem, tatlım, her şeyim, hayat arkadaşım benim. Burası da çok güzel bir yer değil mi baba? Evet evet, çok güzel bir yer ya. Buradakiler arkadaşların mı? Evet, orada tanıştık. Aynı şirin şeyler. Baksana Betüş, çocuklar çok tatlı. Biliyorum, ben kafede bütün resimlere baktım tek tek. Gerçekten harika bir tatil olmuş. İşte böyle bir sürü fotoğraf var yani. Bir şey söyleyeceğim. Bir dahakine hep beraber gidelim. Tabii canım, hep beraber gidelim ya. Gidelim. Orası yok oldu. Anneannem aynısını yapabilir mi ki? Yapar da. Periliçe izin verir mi, orası şüpheli. Baksana, bütün o arkadaşlar sihirlenmiş gerçek insanlarmış. Fena yakalandı. Aa çocuklar, niye orada oturuyorsunuz ki? Gelsenize şöyle. Baba biz tatilde bir sürü yeni arkadaş edindik ya. Onlarla konuşuyoruz internetten. Bir irade seni almıştık da. Bunlar hala çocukları gerçek zannediyor.
Ne güzel, ne güzel ya. Görüyorsun değil mi Betüş Hanım? Ne kadar büyük bir nimet şu internet ya. Ya. Yani çocuklarımız Türkiye'den, dünyanın her yerinden böyle birçok arkadaş ediniyorlar. Sonra asla birbirlerini kaybetmiyorlar. Ama bizim zamanımızda öyle değildi ya. Biz bir adres aldığımız zaman ya haftada bir mektuplaşırdık ya da mektuplaşmazdık. Sonra telefon edeceğimiz zaman kız arkadaşımıza böyle ay acaba babası kızacak mı diye tedirgin olurduk. Hele birileri adres değiştirdi mi elde ne adres kalırdı ne telefon kaybederdik birbirimize. Hele bir azıcık görüşmeyelim tamamen kaybederdik yani işte böyle. Anlaşıldı anlaşıldı. Ay biriniz yardımcı olun da şu babanıza bir hesap açın lütfen. Çok istiyor kendisi. Tamam baba ben yardımcı olurum alırım sana bir hesap. Aslan oğlum benim be işte bu. Ha, bak 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 şu sevince bak. Artık o hesap açılsın. Babanız eski ya da yeni bir sürü arkadaşlar edinsin. Bakalım bu eve kimler davet edilecek çok merak ediyorum. Ben size kahve pişireyim. Nasıl alırsınız kahvelerinizi? Acı. Orta canım. Benim orada olsun. Ben de orada. Aa, ama bu çok geçmişten bir gün. Zeyno'nun kafede ne işi var? İşten çıkalı aylar oldu. Perihan teyze! Perihan teyze! Zamanla ilgili bir sorun mu var? Evet Betüş'cüm. Biri bizim bilgimiz ve kontrolümüz dışında zamanla oynadı. Sen hiçbir şey yokmuş gibi durumu idare et. Ben nereden kaynaklandığını bulup her şeyi halledeceğim. Peki Perihan teyze. Betüş. Efendim canım.
Ya. Bir arasak mı? Ha? Hayatım saat gece kaçı bu saatte aranır mı? Aa. Evet ya haklısın yani şimdi ararsak abi korkarlar çocuklar başımıza bir şey geldi sanırlar. Yok yok bu ilk ve son bir daha asla izin vermeyeceğim. Tamam ya geldiklerini de söylersin. Hadi artık uyuyalım yarın çok işimiz var. Tamam hayatım yani en azından bir deneriz. Ya şu yatağa yattığımızdan beri saat başı uyanıyorum vallahi. Ne bu ya? Yok yok ben izin vermeyeceğim bir daha. Yani onlar gelsin kalsın burada bizimkiler oraya gitmesin. Değil mi?